Hanımlar, küçük beyler, dersime hoş geldiniz. Ben Eyüp Hoca. Sevgili öğrencilerim, bu dersimizde Türkçe dersinin birinci dönem ikinci yazılı sorularını çözeceğiz birlikte. Bakarsınız bir de soru tuttururuz inşallah diyelim. Haydi dilerseniz hemen soru çözümüne başlayalım. Evet, bir metinle başlıyor sorumuz. Metni size bir okuyayım. Salyangozları bilir misiniz? Onlar da tıpkı kaplumbağalar gibi evlerini sırtlarında taşır. Bir zamanlar evini sırtında taşımaktan hoşlanmayan sevimli bir salyangoz yaşarmış. Üstelik evinin rengini de hiç beğenmezmiş. Bizim sümüklü böcek kelebek ve uğur böceğini çok severmiş. Arada bir onlarla dertleşir, evini şikayet edermiş. Ah, keşke evimi sırtımda taşımak zorunda olmasaydım. Hadi taşıyorum bari, sizin elbiseleriniz gibi bol desenli ve renkli olsaydı. Kelebek ve uğur böceği bir gün sümüklü böceği, sevimli arkadaşımız, hani evim renkli olsun diyorsun ya, biz onun bir çaresini bulduk. Ressam olan bir tırtıl var. Seni ona götürürsek evini rengarenk boyar. Sümüklü böcek buna çok sevinmiş. Ne duruyoruz, hemen gidelim demiş. Böylece düşmüşler yola. Tırtılın kapısını çalmışlar. Gelen misafirleri dinleyen tırtıl boyalarını ve fırçasını alıp çalışmaya başlamış. Sonunda tırtıl sümüklünün evini çok güzel desenlerle bezemiş. Sümüklü böcek yeni görüntüsünü beğenmiş beğenmesine ama yine de evinin sırtında olmasına çok üzülüyormuş. Dönüş yolunda üç arkadaş şiddetli bir yağmura yakalanmış. Kelebek ve uğur böceği öyle ıslanmışlar ki sele kapılmaktan son anda kurtulmuşlar. Oysa sümüklü böcek hemencecik evine girmiş. Yağmur dinip de evinden dışarı çıkınca arkadaşlarının perişan halini görüp üzülmüş. Sonra da kendi kendine şöyle düşünmüş. İyi ki saklanabileceğim bir evim var. Rengi olmasa da beni yağmurdan koruyor ya. Sevimli sümüklü böcek bu olaydan sonra bir daha evini sırtında taşımaktan şikayetçi olmamış. Peki, yukarıdaki metin için en uygun başlığı yazınız. Ne olabilir? Mesela şimdi ben buraya yazmayayım, söyleyelim sadece. Sümüklü böceğin hikayesi diyebilir miyiz? Bence gayet güzel. Ya da sevimli sümüklü böcek diyebiliriz. Onun dışında sadece sümüklü böcek ismi konulabilir, değil mi? Ya da ihtiyaç hali gibi bir başlık konulabilir. Çünkü o evine ihtiyacı olduğunu gördüğü anda kıymetini anladı, değil mi? Evet, bu tip başlıklar konulabilir. Metnin ana düşüncesi nedir? Yani mesajı nedir? Bu metin bize ne mesaj verdi sevgili öğrencilerim? Bir şeyin değeri o lazım olduğunda anlaşılır. Şimdi diyelim ki bir şemsiyen var. Ve senin bulunduğun bölgede hiç yağmur yağmıyor. O şemsiyenin değeri senin gözünde pek yoktur. Ama ne zamanki şiddetli bir yağmur yağar, oh iyi ki şemsiyen varmış dersin, değil mi? O zaman bu metnin ana düşüncesi bir şeyin değeri ona ihtiyaç duyulduğunda ortaya çıkar mesajıydı. Metinde bolca örneğini gördüğümüz insan dışındaki varlıkların konuşmasıyla yapılan söz sanatına ne denir? Konuşturma sanatı denir, değil mi? Konuşturma sanatı. Aynı zamanda kişileştirme de var. Ancak sümüklü böcek konuştuğu için orada bir de konuşturma sanatı yapıldı. Peki, cümlesinde hangi söz sanatı kullanılmıştır diyor. Salyangozları bilir misiniz? Onlar da tıpkı kaplumbağalar gibi evlerini sırtlarında taşır. Gibi, öğretmenim burada benzetme var. Benzetme, evet. Metinden 5 adet zamir bularak türlerini yazınız diyor. 5 adet zamir bulalım, haydi. Şimdi mesela şuraya bir bakalım. Burada zamir var mı? Çalışmaya başlamış. Sonunda tırtıl evini çok güzel desenlerle bezemiş. Hala göremedik. Beğenmiş. Ama yine de evinin sırtında olmasına çok üzülüyormuş. Hala göremedik. Kelebek öyle falan. Son anda tamam geçiyorum. Buralarda yok. Yağmur dinip de evinden dışarı çıkınca göremedik. Hala zamir yok. Hiç yokmuş ya bu sayfada zamir. Hah, şurada bir beni var. Ben. Şahıs zamiri, kişi zamiri. Yağmurdan koruyor ya, tamam bu olaydan sonra. Bu olay olmaz, bu sıfattır. Bunu deseydi işaret zamiri olurdu. Evet, burada başka bulamadık. Beni var sadece bir tane burada. Şuraya bakalım. Onlar, iki, işaret zamiridir. İşaret onlar çünkü hayvanı işaret ediyor. Evlerini sırtlarında taşır bir zamanlar evini geçelim. Hala bulamadık. Bizim, evet, üçüncüyü bulduk. Evet, onlarla dördüncüyü bulduk. Hadi beşinciyi de bulduk mu tamamdır. Evimi hadi taşıyorum bari sizin derken. Evet, yine burada bir zamir bulduk. Dolayısıyla beş tane zamiri bulmuş
Olduk. Peki, aşağıdaki cümlelerin hangisinde beş duyumuzla algılayamayacağımız bir varlığa ait isim kullanılmamıştır? Ha. Fikir, bunu beşli organıyla algılayabilir miyiz? Hayır. Hayal, algılayabilir miyiz? Hayır. Odunlar ıslak olduğundan yanmadı. Burası bir dursun. Öfke, algılayamayız değil mi? Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde lerler eki çoğul anlamının dışında kullanılmıştır? Bahçemizdeki çiçekler tamamen solmuş. Evet, çoğul. Arkadaşlarımla top oynamaya gittik. Arkadaşlarım, çoğul. Annelerimiz her güzelliğe layıktır. Annelerimiz, çoğul. Akşam teyzemlere çay içmeye gideceğiz. Teyzemlere. Teyzemgil değil mi? Burada aile anlamı kattı. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olacaktı. Peki geliyorum 8. soruya. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü fiil olduğu halde kendisi isimdir? Şimdi bakalım. Atık, gözlük, koştum, simitler. Koştum, bunu bir eleyelim değil mi? Koştum çünkü hala fiil. Kendisi isim olacaktı. Bunların hepsinin kendisi isim. Peki köküne bakalım şimdi. Simitler, kökü simit, isim. Gözlüğün kökü göz, isim. Atıklar, kökü atmak, fiil. Ha, kökü fiil, atık isim. Haliyle cevabımız A seçeneği olacaktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir isim tamlaması bulunmamaktadır? Bahçe kapısında bir köpek var. Bahçe kapısı, belirtisiz alt tamlaması. Kırmızı kalemler çok güzelmiş. Bu dursun. Adamın dişleri inci gibiydi. Adamın dişleri, belirtili alt tamlaması. Bilgisayarın ekranı, bilgisayarın ekranı, belirtili alt tamlaması. Cevap B. E hocam burada kırmızı kalemler var. Nasıl kalem? Kırmızı kalem bu sıfat tamlamasını oluşturur. Peki 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş bir isim tamlaması? Bir bakalım. Çocuğun bütün dersleri pek iyiymiş. Çocuğun dersleri yer değiştirmemiş. Artık kırıldı penceresi gönlümün. Gönlümün penceresi yer değiştirmiş. Cevabımız bu. Ülkemizin tarihi yer değiştirmemiş. Anadolu kültürü yer değiştirmemiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem niteleme hem belirtme sıfatı kullanılmıştır? Bir bakalım. Bahçede sevimli bir kuş gördüm. Kuş. Nasıl kuş? Sevimli kuş niteleme sıfatı ve bir kuş belirtme sıfatı. Haliyle cevabımız A seçeneği olacak. Büyük tarlamız sadece niteleme sıfatı var. Bir adam sadece belirtme. Bu ülke sadece belirtme. Karşı komşu sadece belirtme. Bir kere her şeyden önce iki tane sıfat olması lazım değil mi başında? Peki. Geliyorum 12. soruya. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden bir sayı sıfatı kullanılmıştır? Bir bakalım. 4 adam, tamam. 2'şer kitap, tamam. 100 yıl, tamam. Bakıyorum 2 öğretmen, tamam. 4 adam, 100 yıl, 2 öğretmen. Bunlar asıl sayı sıfatı. 2'şer kitap, üleştirme, paylaştırma sayı sıfatı. Cevabımız B seçeneği olacaktı. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmamıştır? Yani adıl, zamir kullanılmamıştır. Onu son gördüğümde işten çıkmıştı. Onu, değil mi? Burada var. Bu öğrenci çok saygılı ve dürüsttür. Öğretmenin bu öğrenci olur mu? Olmaz. Çünkü bunu demiyor. Bu öğrenci diyor, sıfat olur. Herkes, değil mi? Herkes evinin çevresini temiz tutmalı. Herkes, belgisiz adıl. Şurada işaret adılı. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacaktı. 14. soru. Hangi cümlede kişi zamiri, kişi adılı kullanılmamıştır? Babam bana, birinci tekil şahıs, evet var burada, her zaman güvenir. Tatile siz de gelecek misiniz? Siz, burada var. Onun okulu 4 saatte bitiyor. Onun dediği bir kişi, evet. Onun yemini suyunu akşam verdim dediği bu bir hayvan. Hayvan için kullanıldığı için bu şahıs kişi zamiri olmaz, bu işaret zamiri olur. Hangi cümlede bir sıfat tamlaması bulunmaktadır? Sıfat varsa tamlaması da vardır sevgili öğrencilerim. Bir bakalım. Kitabın sayfaları oldukça yıpranmış. Burada yok. Güzel bir gece. Nasıl gece? Güzel bir gece. Evet, sıfat var. Tamlaması da var. Diğer şıklarda zaten yoktu. Teşekkür ediyorum buraya kadar izlediğiniz ve dahi destekleriniz için. En güzel liseler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın.